Sizi ben Mehmet Karahan Bağlar Beşliysa Mahalle Muhtarıyım. 2019'dan beri muhtarlık yapıyorum. Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Tekrar aday olmak halkın tercihiyle ben seçtim. Yani halk istese ben olurum. Şimdiye kadar mahallenizde ne gibi faaliyetlerde bulundunuz, neler yaptınız mahalle için? Mahallemizde bir sürü mesela sokaklarımız vardı. Cadde asfalt yaptık, parti taşlarımızı yaptık. Doğal gaz üzerinde durmuşuz. İnşallah bu sene onu da bitireceğiz. İnsanlarımız için, halkımız memnun kalmak için elimizde geleni yardımcı oluruz. Şu anda mahallemin gündeminde olan problem nedir? Bunlardan bahseder misiniz? Şu an mahallenin programda gündemde bu hasarlı binalar var. Hasarlı binalarda milleti rahatsız eden bir takım gençler var. Gece geç saatlerde ses görüntü, ondan sonra tehlike de yaratıyor. Yani geç açıkçası ne kapı var ne pencere var. Orada kim girdiğini kim çıktığını da belli değil. Yani biraz önce onu yıkmasını gerekiyor. Hırsızlık ve madde bağımlısı var mı yani? En yüksek seviyededir. En yüksek seviye. Yani Türkiye'nin 81 ilinde 5 Nisan bence birinci sıradadır. Ne konuda birisi? Kendiyle gözüyle gördün. Bak burada 2 dakika önce burada telefon getirdim. Hırsızlık çok yaygın. Çok oldu. Madde bağımlılığı da aynı şekilde. Madde bağımlılığı da var. Yani tedavi, biz yardımcı olduk. Birkaç kişiyi tedavi etmeye gönderdik. Bu Yeşilay Dernek var. O arkadaşlarla beraber gittik. Bu yardımcı olduk dedim. Bir kurtulsun bu zehirde. Allah razı olsun. Ailenin sözünü dinlediler. Birkaç kişi şu an tedavi görüyor. Peki kurtulmak isteyen çok kişi oluyor mu? Buraya müracaat eden çok kişi oluyor mu? Valla ben şu ana kadar 4 kişi gördüm. Yani 4 kişi üzerinde durdum. Söz dinlediler. Kendi akrabaları da, kardeşlerinin de sözünü dinlediler. Şu an tedavi altında. Mahalleye getirmeyi düşündüğünüz bir yenilik var mı? Mahalleyi düşündüğünüz herhangi bir yenilik, işte bizim sağlık ocağımız eksikimiz var. 2 tane var 5 Nisan'da. Bayağı da insanlarımız var. Yani nereye baksan Suriyelilerle beraber resmiyete belki 50-55 binin üzeri var. Daha önceden öyleydi ama deprem sonrasında bu boş alan evlerle dolundu. Yani 60'a yakın nüfusumuz var resmi olarak, kayıtlı olarak. 60 bine yakın nüfusunuz var? Evet. Sadece 2 sağlık ocağınız var ve bu size eksik evet mi geliyor? Yetersizdir. Mahallenin şu an gündemde olan sorun nedir? Mahallede şu an gündemde sorun olanlar biraz bu sene, daha önce böyle bir şey yaşamadık. Bu sene biraz su mu kesiliyor? Su kesintisine çok olan. Elektrik bazen gidiyor. Yani o da fazla kalmıyor. Yani bir 20 dakika, yarım saat, bir saat öyle. Kışın mesela bazen duruyor. Bir iki saat gelmeyebilir ama şu anki yaz saatlerde 20-25 dakikada hemen ekip müdahale ediyor. Peki yaşanan deprem sizi de çok etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Etkilemez mi? Burada en etkileyen vatandaşların kiracıları etkilendi. Adam burada geçen sene Suriyeliler girmediği evi 300 bin liralığa, şu an 2-2,5, 3 bin lira, 4 bin lira kira istiyor. Yani insanlar çok zor durumda. Suriye'nin girmediği evi size 3 bin lira mı kira? Doğrudur, doğrudur. Bağlar Hastanesi'nin sizin mahallede olmasının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? Bağlar Hastanesi bizim mahallemizde olduğu için biz çok mutluyuz. Çünkü acil bir durum oldu, hemen yakınımızdadır. Hastamızı, arkadaşımızı, herhangi kim olursa olsun getirip burada tedavi altına alınacağız. Peki olumsuz tarafları var mı? Hayır. Hiçbir olumsuz tarafı yok. Gelen sesler sizi rahatsız etmiyor. Biz rahatsız olmuyor. En yakını benim, ben rahatsız olmuyorum. Neden rahatsız olayım? Mahalledeki kötü kokunun sebebi nedir? Mahalledeki koku, kötü koku sebebi
bak birinci derece çok güzel bir konu söyledin. Bu bizim elimizde gelen bir şeydir. Herkes mesela çöp arabası geldiği saat bellidir. İçeride beklettiriyor. Çöp arabası getirdikten sonra götürüp köşeye bırakıyor. O ona bakıyor, ona bakıyor, örnek olmuş. Yani şimdi herkes saatinde getirse orada düzenli bir şekilde en fazla bir 20 günün içerisinde hiçbir şey kalmıyor. Çöp konteyneri yok mu yani? Çöp konteyneri var. Şimdi bazı yerlerde gerekiyor, bazı yerlerde de gerekmiyor. Şimdi bu köşelerde bıraktığı zaman çocuklar yola itiliyor. Zaten yol da dardır. Bir araba geçiyor. Çöp arabası sokak sokak mı dolaşıyor? Çok girdiği sokaklara hepsi giriyor. Ben şahidim, görüyorum. Günlük olarak bu çöp arabaları her gün dolaşıyor mu? Üç sefer. Günde üç defa dolaşıyor. Evet, üç sefer çöp arabası atıkları topluyor. Is it all right?